Sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, yayınımıza hoş geldiniz. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, deprem zamanı yaptığı arama kurtarma çalışmaları ve yardımlarıyla yurttaşların sevgisini kazanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir X paylaşımı nedeniyle tutuklandı. Peki tutuklanmasına ne sebep oldu? Bütün bu detayları konuşacağız. Nasuh Mahruki'nin avukatı Şehmus Tekik konuğumuz. Hoş geldiniz Şehmus Bey. Merhaba Erdem Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve Teşekkürler. izleyicilerimize. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak Nasuh Bey'in yaptığı bir X paylaşımı var. Sanıyorum 12 Kasım'da yapıldı bu paylaşım. 12 Kasım'dan bugüne neler yaşandı? Nasuh Bey'in tutuklanma süreci nasıl başladı ve nasıl devam etti? 12 Kasım'da Nasuh Bey bu tweet'i attıktan sonra birkaç gün içerisinde geç saatlerde evine yaklaşık 1.8 polis eşliğinde bir ekip geliyor. Nasıl bir tesadüf anlatıldı, evde değil. Tabii ne olduğunu da anlamıyor. Hani çünkü attığı tweetten dolayı yargılanabileceği aklına gelmiyor. Tabii Nasuh Bey seveni, sevmeyeni, düşmanı olan bir insan. Bir güvenlik kaygısı da var haliyle ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bizler vasıtasıyla bir soruşturma dosyası olduğunu ve hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrendikten sonra kendi rızasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Çağlayan'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip ifade verdi. Süreç bu şekilde gelişti. Şimdi paylaşımın içeriği peki ne yöndeydi? Yani Nasuh Bey'in paylaştığı mesajdaki konu başlığı neydi ki bu kadar savcılık tarafı? Buyurun. Açıklayayım hemen müsaadenizle. Konu başlığı şu, Yüksek Seçim Kurulu bir elektronik oylamaya artık geçebiliriz. Teknolojinin buna uygun olduğunu ve güvenilir olduğunu. Dolayısıyla artık seçim sistemimizde de elektronik seçimin olabileceğini şey yaptı, beyan etti. Bunun üzerine Bilgisayar Mühendisleri Odası, barolar ve çeşitli kuruluşlarca bunun güvenli olmadığını, çünkü önümüzde birçok örnek olduğunu, özellikle Amerikan seçimlerinde manipülasyona uygun olduğunu şeyin, denetlenebilir olmadığını, ıslak imza gibi tekrar bir itiraz durumunda elektronik oylamanın kontrol edilemeyeceğini, manipülasyona ve dezenformasyona çok açık olduğunu, dışarıdan saldırılara çok açık olduğunu, dolayısıyla bunun seçim sistemin güvenliğini tehlikeye atacağını, halkın iradesinin sandığa doğru yansımayacağından bahisle bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin tabutuna çakılan son çivi olacağını anlattı ve bu tweet üzerinden de halkı yanıltıcı bilgiyle korku, panik ve endişeye sevk maddesiyle TCK 217A'dan dolayı tutuklandı. Süreç bu şekilde gelişti. Nasuh Bey, buyurun. Efendim. Buyurun, devam edin. Ben sorunuzu alayım. Ben sorgu sürecini soracaktım, ancak siz istiyorsanız kendi sözünüzü bitirin, konumuz dağılmış olmasın. Ben de zaten sorgu sürecini anlatacağım size. Evet. Cumhuriyet Savcısıyla, basın suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısıyla görüştüğümüzde savcı bey çok anlayışlı davrandı, bizi dinledi, bütün belgelerimizi sunduk, ettik ve o da bu iki tweetten dolayı seçim güvenliğiyle ilgili yapmış olduğumuz X platformdaki seçim mesajlarıyla ilgili bundan dolayı sorgulandığımız ve hakkında bir gözaltı kararı olduğunu söyledi. Bu yüzden Nasuh Bey şunu söyledi, ben dedi halka mal olmuş, tanınmış bir kişiyim, artı benim gazeteci bir kimliğim var ve toplumu bilinçlendirmek gibi bir görevim olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla şey yaptım, Türk halkını bilinçlendirmek, seçime ve oylarına sahip çıkması ve halkın iradesinin gerçek anlamda sandığa yansıması amacıyla bu tweetleri attığını, kastını halkı kime, nefrete ve paniğe sevk etmek gibi bir amacının olmadığını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Fakat anlattıklarımız kabul görmedi. Peki sorgu süreci bu kadar iyi geçmişken niçin tekrardan Nasuh Bey tutuklu yargılanmaya devam etti? Aslında Erdem Bey tutuklanmasını biz hem şaşırdık hem şaşırmadık. Şaşırdık çünkü alacağı cezanın üst sınırı 3 sene olan bir cezadan bahsediyoruz. TCK 217'nin üst sınırı 3 yıldır. Üst sınırı 3 yıl olan bir sevk maddesinden dolayı da kimse bu şekilde gözaltına alınmaz. Bir telefonla karakola davet edilir veyahut da savcılığa çağrılıp ifade verip serbest bırakılır. Fakat eve polislerin gelmiş olması bizde artık tutuklanacağına dair tecrübelerimizden kaynaklanan sebeplerle tutuklanacağını tahmin ediyorduk ki öyle de oldu. Yani bunun bir nevi siyasi bir karar olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Siyasi bir karar.
12 Kasım'da paylaştığı bir X paylaşımında polislerin onu evde bulamadığını ve polislerin eve giriş sürecinde onu aradığı süreçte biraz sert bir durumdan bahsetmişti Nasuh Bey. O süreç nasıl gelişti? Yani polisler eve gitti, Nasuh Bey evde yoktu ve daha sonra sanırım kendisi gitti zaten tekrardan ifade vermeye. Konuşmanın başında izah ettiğim gibi biz X paylaşımından dolayı geldiklerini tahmin etmedik. Yani başka bir şey olabilir, bilmediğimiz bir konu olabilir. Hakkımızda açılmış bir dosya yokken henüz. Buna ihtimal vermediğimiz için tabii ki endişeye kapıldık. Adliyeden biz de sorduk. Nedir durum diye. Sonra soruşturma dosyası olduğunu öğrenince de Nasuh Bey tamam dedi. Gidip adalete teslim olalım. Kendi rızasıyla gitti. Burada tabii dikkat etmeniz gereken bir konu var. Nasuh Bey kendi rızasıyla gitti ve bu tutuklama sebeplerinden bir de kaçma ihtimalinden bahsetti sorgu hakimliği. Kendi rızasıyla teslim olan bir insanın kaçması mümkün müdür? Kendisi gelip teslim oluyor adalete. Kararsızacak hiçbir delil yok çünkü 2x mesajını da sahiplendi Nasuh Bey. Yazdıklarımın arkasındayım. Ben yazdım, benim sosyal medya hesabım. Dolayısıyla da artık delilleri karartma gibi bir durum da ortada yok. Bütün deliller toplanmış. Tutuklama sebepleri bellidir kanunda. Yani delilleri karartma şüphesi olur, kaçma şüphesi olur, katalog suçlardan olur. Bunların hiçbirine uymuyor. Dolayısıyla biz şaşırdık açıkçası. Hukukun bu kadar zorlanabileceğini gördükten sonra çok şaşırdık. Yani beklemiyorduk tutuklanmasını. Hem bekliyorduk hem beklemiyorduk diyeyim. O şekilde ilerleyeyim size. Tecrübelerimiz tutuklanacağını söylüyordu. Fakat sevk maddesi tutuklanmayacağını söylüyordu. Ama tutuklandı. Şimdi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin paylaşımın görüntülenme sayısına da dikkate aldığı söyleniyor. Yani bu konu hakkında ne demek istersiniz? İsterseniz maddeyi biraz açayım. TCK 207A kanunun ruhu ve özü şunu söylüyor aslında. Bir örnekle açıklayayım ki izleyicilerimiz daha iyi anlasın. Tabii. Nasuh Bey tanınmış bir kişi. Görüntülenme sayısı fazla. Bir tweet attı ve dedi ki İstanbul'un sularına şey karıştı, zehir karıştı, atık su karıştı. Bunun için herkes ölecek. Ve bu halkta bir korku ve paniğe yol açtı. İnsanlar su bulmak için su bayrağına akın ettiler. Şehir dışına kaçmaya başladılar. Bu sırada bir korku, endişe, panik ve izdiham oluştu. Bu bir yalan haberden dolayı oluşan korku, endişe ve paniği engellemek amacıyla korunmuş bir kanun maddesi. Şimdi Nasuh Bey bunu şunu sordu korku hakimliğine. Benim hangi tweetimden dolayı halk korkuya kapıldı? Hangisinden dolayı paniğe kapıldı? Bununla ilgili, panikle ilgili, korkuyla ilgili, endişeyle ilgili oluşan bir toplumsal olay var mı ki ben tutuklama talebiyle buraya sevk edildim? Bunun gerekçesini bana açıklar mısınız? Beni bundan dolayı mı tutuklayacaksınız? Dedi. Sorgu hakimi de henüz tutuklamaya karar vermedim size dedi. Ama bunun gerekçesini istiyorum. Nasuh Bey özellikle bunu söyledi. Ben de tek amacım halkımı bilinçlendirmek. Seçim güvenliğine dikkat edilmesini sağlamak. Bir hakaretim yok. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret yok, sövme yok, aşağılama yok. Alenen tahkir yok. O zaman neden tutuklanıyorum? Ona bakacağız dedi. Sonra ara verdiler ve tutukladılar. Erdem Bey. Peki. Şeyh Mus Bey çok teşekkürler. Programı kapatmadan önce sizin de eklemek istediğiniz son sözler varsa onları da alayım sizden. Müsaadenizle onu da ekleyeyim. Dün akşam Nasuh Bey ile konuştum. Gece 10 gibi Silivri 9.00 cezaevindeydim. Nasuh Bey'in morali çok iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Halkımızdan, Türk halkından özellikle şunu istiyorum. Bu mesajlarına sahip çıkılmasını. Çünkü bu fedakarlığı ben halkım için yaptım. Hiçbir maddi beklentim yok. Hayatında hiçbir maddi kaygısı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Sadece ve sadece Türk halkını bilinçlendirmek için yaptığını söylüyor. Zaten bununla ilgili yapmış oldukları ortada. Akut Vakfı'nı okurdu biliyorsunuz. AFAD ortada yokken Akut Vakfı'nı okurdu. Yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Binlerce insanı eğitmiş bir insan. Bu anlamda bir fedakarlık yapıyor. Halka kendini feda eden bir insandan bahsediyoruz. Bir kamuoyu desteği bekliyor. Kesinlikle kamuoyu desteği bekliyor. Çünkü bundan sonra kimse tweet atamayacak. Bu kanun maddesinin nasıl mahkumki özelinde tutuklandığı gördükten sonra. Kimse tweet atamayacak. Bir tweet atarken 10 kere düşünecek. Burada aslında ifade özgürlüğüne sahip çıkılması var. Anayasanın 19. maddesine sahip çıkılması var. Uluslararası kanunlarla kurulan sözleşme ifade özgürlüğünün korunması var. Nasuh Bey'in tek beklentisi bu. Kamuoyu desteği. Çünkü bunu halkı için yaptı. Bu konuda bir desteğimiz var. Talebimiz var daha doğrusu. Son söylemek istediklerim bunlar.
Çok fazla içeride kalacağını düşünmüyorum. Yaklaşık, çünkü üst sınırı belli olan bir cezadan bahsediyoruz. 2 veya 3 veya 5 hafta içerisinde eğer iddianamesi yazılır, mahkemesi belli olursa tahliye olacağını düşünüyorum. Peki. Şeyh Mus Bey çok teşekkürler. Vakit ayırdınız bugün. Oldukça da Ben önemli bir konu. teşekkür Biz ederim. de gündemde tutmak istiyoruz. Çünkü bu ifade özgürlüğüdür ve Lütfen. dediğiniz gibi kamuoyuna da mal olmuş bir ismin bu gibi gerekçelerle tutuklanması kamuoyunda da belki bir endişe yaratabilir. Biz de bir paylaşım yaparsak bizi de mi alacaklar acaba diye. Son sözlerinizi de eklediniz galiba. Dilerseniz burada noktalayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, Nasuh Mahruki'nin avukatı Şeyh Mus Tekik konuğumuzdu. Sürece ilişkin konuştuk. Nasuh Bey'in neden tutuklandığını, dava sürecinin nasıl işleyeceğini ve yakın zamanda tahliye olup olamayacağı hakkında konuştuk. Şimdilik burada noktalayalım. Biz konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Gündemde tutmaya da devam edeceğiz. Ama dediğim gibi şimdilik burada noktalamamız gerekiyor. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere.